Arkadaşlar merhabalar. Bir soruyorum kısmındayız. İkinci derece denklemlerde son iki sorumuz kaldı. Güzel iki soruya bakacağız ve artık polinoma doğru yol alacağız. Zeynep sınıfında bulunan öğrencilere ikinci dereceden denklemler konusunda kök bulma etkinliği yaptırmıştır. x kare artı c eksi 3 x artı c eksi 4 eşittir 0 denklemi için her öğrenci farklı bir c tam sayısı yazarak bulduğu kökleri bir kağıda not etmiştir. Öğrencilerin tamamı kökleri doğru bulmuştur. Aynı kök değerini yazan öğrenci sayısının o gün sınıfta bu olmayan öğrenci sayısına oranı 8 ve yazdıkları aynı kök değerine oranı eksi 16'dır. Buna göre sınıf mevcudu kaçtır? Evet bir denediniz zaten uğraştınız. Şimdi burada özel durumu keşfedersek soru rahatlar ama öbür türlü C'ye ben kaç tane değer vereceğim? Sınıf sayısı kaç? Sınıfta olmayan kaç? Onlara c'lere 1 ver yok 3 ver 4 ver 5 ver böyle tam sayı verdikçe farklı değerler bul derken biraz çıldırtıcı olur ancak şunu görürseniz toplamları c eksi 3 çarpımları c eksi 4 olan iki sayı nedir c eksi 4 çarpı 1 bak şimdi bu çarpanlarına ayrılıyor x artı c eksi 4 çarpı x artı 1 diye çarpanlarına ayrılıyor ve bir kökümüz eksi bir geliyor. Bak sabit sayı. C'ye ne verirsen ver bir kök eksi bir geliyor. Diğeri de ne oldu? Ee, C, 4 eksi C oldu. O zaman arkadaşlar bakın. Farklı tam sayılar verdikçe burası değişecek. Ama her zaman her öğrenci bir kere eksi 1'i bulacak. Örnek A öğrencisi C'ye 3 verdi diyelim. Bir kökü 1 bulacak bir kökü eksi 1. B öğrencisi C kökleri 4 eksi C bulduk ya. B öğrencisi diyelim C'ye 7 verdi. Bir kökü eksi 3 bulacak ama bir kökü net eksi 1 bulacak. Atıyorum C öğrencisi C'ye 9 versin. Evet bir kökü eksi 5 bulacak ama diğer kök her zaman eksi 1. O zaman bu sınıfta arkadaşlar bu sınıftaki kaç öğrenci olursa olsun hepsi şurayı farklı bulur. Ama aynı buldukları yer burası. Yani sınıftaki öğrenci sayısına K dersek K tane öğrenci hepsinde eşit kökler var ve bunların hepsi eksi 1. O zaman aynı kök değerini yazan öğrenci sayısı sınıfta şu an olan öğrenci sayısı. Ve bu neye eşitmiş? Yazdıkları aynı kök değeri. Yazdıkları aynı kök değeri de eksi 1. Buna oranı eksi 16'ymış. Demek ki arkadaşlar sınıfta olan öğrenci sayısı 16'ymış. 16 öğrencinin tamamı eşit kökler buldu şunlar farklı geldi ama eşit bulduğu kökler var gördüğünüz gibi ve ne demişti soru bize? Eşit bulanların sayısı. E zaten kökleri eşit bulanlar bunlar. Aynı kök değerlerini demiyor bak. Aynı kök değerini yazan öğrenci sayısı. Hakikaten bunların hepsi bu eksi bir kökünü yazmış oldu. O zaman bunların sınıfta olmayanları oranı 16'nın sınıfta olmayanları da y diyelim. Bunlara oranı 8 geldi. Demek ki sınıfta olmayanlarda kaçmış? 2. Sınıfta olanlar 16, sınıfta olmayanlar 2. Toplam 18 tane öğrenci varmış. B şıkkı oldu. Soruya yıldızımızı koyalım. ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminin katsayıları pozitif tam sayı ve diskriminantının pozitif tam sayı bölenlerinden biri 6 ise bu denkleme 6 kat denklem denir. Tabi böyle bir kavram yok da ÖSYM biliyorsunuz uyduruk tanımlar yapıyor. O, bu da onun gibi yani böyle bir tanımlama yaptık. AX kare artı BX artı C eşittir 0 denklemi bir 6 kat denklem ise ABC 3 basamaklı sayısının alabileceği en küçük doğal sayı değeri için A artı B artı C toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar daha öncesinde size bir bilgi vermiştim onu yine hatırlatayım. Ee, delta B kare eksi 4 AC B de tam sayı, A da tam sayı, C de tam sayısa, delta ya dördün katı çıkıyordu, ya da 4 ile bölümünden kalan bir olan sayılar çıkıyordu. Bunu da size nasıl söylemiştim? E, matematikte bir doğal sayının, bir tam sayının karesini aldığınız zaman her zaman 4 ile ya tam bölünür ya da bir kalanı verir. Örnek. 4 ile bölümünden kalan 1 olan sayılarımız 1, 2 ve 3 değil mi? Şey 4 ile bölümünden kalan olan sayılarımız 1, 2 ve 3. 1 kalınlığı veren sayının karesini al 1. 4 ile bölümünden kalan 1. 2'nin karesini al 4. 4'ün 4 ile bölümünden kalan 0. 3'ünün karesini al 9. 9'un 4 ile bölümünden kalan 1. Gördüğünüz gibi 4 kalınlığı veren herhangi bir sayı zaten zaten o 0 demektir. 0 kalınlığı veren herhangi bir sayının karesini aldığın zaman da 0. Cidden Doğal sayı tam sayı fark etmez. Herhangi bir sayının karesini aldığında 4 ile bölümünden kalan ya 0 ya da 1 oluyormuş. Bu yüzden delta ya 4'ün katı ya da 4 ile bölümünden kalan 1. E o zaman bu sayı 6 katsa yani verdiğine göre 6 bunun pozitif bölenlerinden biri ise o zaman delta 6'nın katı 6'ya bölünüyor. E delta aynı zamanda 6'nın katı olan bir sayı mecburen ne olmalı? 4'ün katı çünkü Çift sayı olacak. Çift sayının da 4 ile bölümünden kalan 1 olamaz. O zaman bu sayı 6'ya bölünüyorsa delta çift bir sayı olacağı için 4'e de tam bölünür. Hem 6'ya hem 4'e bölünen sayı nedir? 12'ye tam bölünen sayıdır. O yüzden arkadaşlar bu deltamız 12'ye tam bölünen bir sayı olacak. Hemen yapalım o zaman. B kare eksi 4 AC. Şimdi en küçük ABC doğal sayısı için A'ya 1 vereceğim. Pozitif sayıydı kat sayılar. A'ya 1 ver. Sonra B'ye en az 2 veririm o zaman. Birbirinden farklı demiş mi? Yok dememiş. 1 verelim o zaman bir. E ama 1 verirsek bu çift sayı, bu tek sayı tek çiften tek gelir. E tek sayı da 6'ya bölünemez. O zaman mecburen B'ye en az 2 veririm. B'ye 2 verince 4 eksi 4C 12'nin katı olması için C'ye en az kaç vermem lazım? 4. Gerçekten 4 eksi 16'dan eksi 12 gelir. Doğal olarak C'ye de 4 verdim. Delta da hakikaten eksi 12 oldu. Kökler reel sayı dememişim bak o sorun değil. Yeter ki deltası 6'nın katı çıksın. O zaman buradan da A 1 oldu en az. B 1 oldu e e 2 oldu en az. C'de en az 4 oldu. Bunların rakamlar toplamı da 7 geldi. A şıkkı böyle 2 özel. Soruyla arkadaşlar ikinci derece denklemleri bitirmiş oluyoruz. Ee, üzerine hakikaten kafa yormak lazım. Ee, bu iki soruyu vay niye yapamadınız demem ama çözümlerini izledikten sonra da böyle bir yorum varmış dersiniz artık. Şimdi biz polinoma geçelim ve yolumuza devam edelim. Görüşmek üzere.